Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu hafta 15. hafta, 15. haftada Fenerbahçe haftayı maç yapmadan geçirdi. Bay geçti. 35 golün atıldığı bu hafta bol gollü maçlar izlendi. Genelde iki tane maç berabereydi birbirlik sonuçlarla 0-0 biten maç yoktu. Bu hafta lider değişti. E, haftalar sonra Galatasaray liderliğe yükseldi. Alanya Spor, Alanya Spor yenilince Galatasaray lideri aldı. Beşiktaş ikinci oldu. Alanya Spor üçüncü sıraya düştü. Gaziantep dördüncü sırada ve Fenerbahçe beşinci sıraya kadar geriledi. Ligin zaten alt tarafı felaket durumda. Ama hafta, bu haftadan sonra her şeye dikkat etmek gerekiyor. Her takım her takımı yenebilir. Öyle maçlar başladı yani. Evet. 15. haftanın açılış maçında Göztepe kendi sahasında Fatih Karagümrük karşılaştı. Fatih Karagümrük zaten zorlu bir rakip. Göztepe de öyle aslında ama ben geçen hafta farklı yenildiydi. Göztepe'nin de bir istikrarı yok. bazen iyi oynuyor. Belki kaleci falan da değiştirmişler. Onu da anlayamadık ama neden oldu onu da bilemiyoruz. Evet 2020'nin son maçlarıydı bunlar gösterbe ve Fatih Karagümrük berabere kaldılar. Evet haftanın en önemli maçlarından maçından birisinde Trabzonspor kendi sahasında Galatasaray'a 2-0 yenildi. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde maç kaybetmiyordu bu haftaya kadar. Ne yazık ki yenildi. Zaten Trabzonspor bu hafta bu sezon yani ne yazık ki başarılı sonuçlar alamadı. Beşiktaş'a da yenildi kendi sahasında Galatasaray'a yenildi. Galatasaray zaten hücum futbol oynuyor. Yani Fatih Terim onu çok başarılı yapıyor. Eee yani sıkı bir pres yapıyor. Rakibi boğmaya çalışıyor ve sonucu elde ediyor. Sonucu elde ettikten sonra da zaten skoruyu koruyabilirse de galibiyetleri alıyor. Genelde de bunu başarıyor yani. Yani hücum futbolu var yani. E, yani ama Trabzonspor ne yazık ki bunu başaramadı. Gol pozisyonları da yakaladı ama ne yazık ki etkili olamadı. Galatasaray zaten herhalde gerçi kaleci faktörleri. defans iyi yapıyor. Defansı da iyi ama aslında Galatasaray'ın aslında orta sahası güçlü olsa demek ki daha da başarılı olacak yani. Ama defans da zaten falan yani çok etkililer. Kolay kolay yani yani top geçse de adam geçmez hesabını oynuyorlar. Trabzonspor'un zaten Trabzonspor biraz şöyle diyeyim forvetleri forvetleri bencil oynuyor bana göre. Yani paslaşmayı bir türlü yapamıyorlar. Yani bunu bir yapsalar bence yani mesele çok başarılı. Tek başına gitmeye çalışıyor. O da sonucu getirmiyor tabii. Tabii şöyle söyleyeyim, iyi oynamak yetmiyor. Galip gelmek zorundasınız. Galip gelemediğiniz zaman ne kadar iyi oynarsanız oynayın, hiçbir hükmü yok. Evet, zaten şu anda ligin fırtınası Gaziantep Futbol Kulübü ve bir Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında bu hafta 3-1 galip geldi. Geçen hafta Kasımpaşa 4-0 yenmişti. Yani Gaziantep Futbol Kulübü zaten tek mağlubiyeti olan yani en başarılı takımlardan birisi kolay kolay kimseyi affetmiyor. Yani hemen hemen herkesi yendi. Yani sadece Galatasaray yenildi sanıyorum. O başka da yenilisi yok. Ee, o da zaten başarısını kanıtlıyor. Gaziantep'te zaten iyi bir e, şey form tuttu. Bakalım nereye kadar gidecek. Aytemiz Alanya Spor beklenmeyen bir mağlubiyet aldı. Aytemiz Anayaspor Spor kalecisi zaten yani ilk golü yani çok hatalı yedi. Arafa ona onu da çözemedik. E, gerçi şöyle söyleyeyim. Bir ilk golü kim atarsa, böyle peş peşe de goller attığınız zaman zaten maçı götürüyorsunuz. Ama orada maçta beraber de olmasına rağmen Gazete Futbol Kulübü gerçekten e, şöyle söyleyeyim, sıkı bir markaj yapıyor. Yani rakibini kolay kolay şöyle boğma değil de kontra da çok iyi yaptığı için zaten başarılı oluyor. Aynı Spor anayasa futbol oynuyordu ama yazık herhalde bu aralar dersine iyi çalışmıyor. Çalışmadığı için de e, üst üste mağlubiyetler aldı. Yani hiç mağlubiyeti yoktu onunla çözemedik ya da şimdi şöyle yani böyle söylersek de nasıl, yanlış anlaşım bilmiyorum ama Erol Hoca'nın kurduğu takım buraya kadar mı acaba? Çağdaş Atan'ın ki o kurulu takımı götürdü. Bakalım bu nereye kadar gidecek onu da bilemiyoruz. Bakalım ya da Çağdaş Hoca'm daha başarılı olacak onu da bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz yani. Evet yeni Malatya Spor haftalardır, iki haftadır galip geliyordu. Bu hafta kendisi aslında Erzurum diye Büyük, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'a yenildi. Malatyaspor'un çıkışı bir anda durdu. Tabii şöyle senim kazandığınız zaman her zaman haklısınız, kaybettiğiniz zaman kimse yanınızda olmuyor. Acı bir gerçek var, Türkiye gerçeği. Bunu da yani inkar edemeyiz. Ama şu bir gerçek yani bilmiyorum futbol yani Türkiye'de futbolun ne futbolcu ne teknik direktör ne taraftar yani biz futboldan anlamıyoruz gibime geliyor. yani. Şimdi bu bir spor olduğunu düşünerek hareket etmekte yarar var aslında. Ee, şimdi bu konuyla ilgili ayrıca bir video da yapacağım da. Yani futbolcuların da bir insan olduğunu, her zaman iyi olamayacaklarını, bazen kötü de olacaklarını kabul etmek gerekiyor. Bu psikolojik olarak insanlar etkilemiyor mu? Etkiliyor yani. Biz de her zaman iyi değiliz yani. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Onun için biraz e, anlayışlı olmakta yarar var. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Malatya spor kötü futbol oynadı. Yok iyi futbol oynasa da işte galibiyeti kazan, elde edemezseniz, gol, gol, ve goller atamazsanız zaten başarılı olamaz. Erzurum Spor haftalardır iyi futbol oynadı. Mehmet Özdirek yönetiminde de iyiydi ama e, ne bileyim Hüseyin Cimşir geldi olmadı. E, Mesut Bakkal geldi bu kez galip geldi. E şimdi e, belki Mehmet Hoca'nın yaptıkları ama bunu bilemeyiz şimdi. Bir for, çok iyi oynamasına rağmen galip gelemiyordu ama bu kez e, golleri attı. Golleri atınca hem de iyi oynadığın zaman zaten başarıda geliyor. <laughs> evet. Yukatel Denizli Spor zaten iyi futbol oynayan takımlardan biriydi. Evet ama Ank Ankara gücü de geçen hafta Beşiktaş karşısında çok iyi oynadı ama galip gelememişti. Ama bu kez deplasmanda galip gelmeyi başardı. Başkent takımlar bu hafta iyiler. Ee, Ankara gücü de iyi futbol oynadı. İyi futbolla beraber gollerini de attı. Gerçi Denizli Spor da iyi oynuyor yani. Kötü oynayan aslında kötü oynayan takım yok aslında. Da. Ama şöyle söyleyeyim gol, yani galip geldiğiniz zaman şansını tutarsa Kalpte gelirseniz zaten başarısınız. Başarılı olduğunuz zaman zaten kimse yanınızda durmuyor. O da ayrı bir konu. Ama Ankara gücü bir iyi bir maya yakalamış gibi görünüyor. Herhalde Mustafa Hoca burada büyük başarılar imza atacak gibi görünüyor. Tabi ilerleyen haftalarda neler olur? Transfer yasağı falan da geldi. Bakalım ne olacak? Evet şampiyon Medipol Başakşehir bu hafta da kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İkisi de berabere kaldılar. İkişer gol attılar. Ama yani kimse de galip gelemedi. Son dakikalarda Kazım Paşa da galip gelebilirdi. Aslında şöyle söyleyeyim. İki takım da yani Başakşehir kötü futbol oynadığından değil. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, işte şampiyon olduktan sonra o eski şey yok oldu. Ee, artık dikkate de alınıyor. Onun için de kazanma şansını kaybetti sanıyorum. Eskiden çok dikkate alınmıyordu ve sürekli kazanıyordu. Ama şimdi artık ee, büyük takım olma yoluna girdiği için tabi otomatik, otomatikmen diğer takımlarda Başakşehir'e karşı iyi oynamaya başladılar. Bu da Başakşehir'in işini zorlaştırdı diye düşünüyorum. Ama Kasımpaşa'da da e, tabi Fuat Çapa yönetiminde belli de olmuyor ne yapacağı onun da. Bazen iyi futbol oynuyor. Bazen çok mesela geçen hafta farklı mağlup oldu Gaziantep'e. Onu da bilemiyoruz. Yani tabi ya defans olmadan ofans olmaz. Defans sağlam tutmanız lazım. Defans sağlam tutmanız zaman maç kazanamazsınız. Yani defans çok önemli. Kaleci çok önemli. Tabii şöyle sen ben bunu söylemek istemezdim ama bir takımda 11 kişiden oluşuyor ama kaleci tek başına kalıyor sonuçta. Yani kurtarışlar çok önemli ama tabii gol de atmak lazım. Bununla beraber bir takım oyunu ve ekip oluşması lazım yani. Evet Gençler Birliği başkent ekiplerinden e, sayısız goller attı. Bazılar 5 tane, 4 tane verilmeyen golü var. Heskablos e, Kayseri Spor'un da vermeyen golü var. Ama sonuçta Gençler Birliği 3-2 galip geldi. E, zaten şimdi 3 günde bir maç oynanacak. Zor, çok zor dönem geçiyor. Mesela yeni yıla girerken birazcık işte tabi e, tabii 4 günlük bir ara gibi bir şey var ama normalde maçlar hiç kesintisiz devam edecek. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Ama Gençler Birliği iyi oynadı. Heskab'ı o Kayseri Spor da aslında iyi ama ne yazık ki bir türlü galibiyeti yakalayamıyor. Samet Hoca yönetiminde mağlup da olmuyordu ama bu hafta ne yazık ki Gençler Birliği söke söke aldı diyebiliriz. Yani gerçekten iyi oynadı. Evet İttifak Holding Konya Spor ve Çaykur Rize Spor karşılaştı. Bunlarla bir bir berabere kaldıran. Zaten bu takımlarda ikisi de diri futbol oynuyorlar. Kolay kolay yenilmeyi yani yenilmiyorlar ama tabii şöyle söyleyeyim. Berabere kalmak. Yenilirseniz 3 puan e, gidiyor. Berabere kalırsanız 2 puan gidiyor. Bir de öyle düşünmeyin. Bir puan altınız var da onu da inkar edemeyiz. Tabi zaten şöyle o bir puanlar da gelecek e, ligin sonunda çok değerli oluyor. Onu da söylemekte lazım. Hani en azından e, galip gelemiyorsanız yenilmeyeceksiniz. Bu felsefeye göre hareket etmek lazım. Evet, ligin e, Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş amansız bir e, çıkış gösteriyor. Bakalım e, gerek işte antep'te Beşiktaş, gerçekten Beşiktaş muhteşem olmaya başladı. Herkese aynı standart tarife uyguluyor. Bakalım, bu hafta da Demir, Spor, Demir Grup Sivas Spor'a uyguladı. Aslında ilk maçta, ilk golde sorun vardı. Evet, e, dışarıdan çevrilen toptu ama hakemler verdi. Zaten verilen goller, verilmeyen penaltılar işte ele değdi değmedi bu dava bitmiyor ama sonuçta Beşiktaş kazandı. Ee, tamam onu saymasanız bile zaten şöyle söyleyeyim ilk gol attıktan sonra işte verildikten sonra iş kolaylaşıyor onu da inkar etmemek lazım. Mücadele Tabi Demir Grup Sivas Spor e, ne yazık ki geçen haftaki mücadelesini göremedik Tabi burada da hakeme itirazdan dolayı kırmızı kartlar falan oldu o da e, yani gerçi Hakkınız aradığınız zaman her zaman kaybedersiniz Türkiye gerçeği de, gerçi dünya gerçeği, Türkiye gerçeği demeyelim onu. Bu da ayrı bir konu. E, tabii ama Beşiktaş gerçekten iyi oynuyor. Sergen Yalçın bu işin yani zaten futbolculuk olarak da iyi olanlar e, bence teknik direktör olarak da başarılı oluyorlar genelde yani. E, Sergen de işini biliyor zaten. Beşiktaş da yani yenilere e, şans verdi. Çok da başarılı. Bakalım ne olacak. Ama şimdi şöyle yine söyleyeceğiz. Hani Fraport'a Antalya Spor ligin, hani bu senenin son maçıydı. Son Antalya Spor şok bir yenilgi aldı. 6-0 yendi Atakaş Hatay Spor'a. Hatay Spor adeta coştu. Yani nasıl söyleyeyim? Gol <laughs> gol şimdi daha önceden defansa dayalı futbol oynuyordu. Şimdi ofans futbol oynamaya başladı. Gerçekten de kontrataklarda da olsa başarıya gitti yani 6-0 yendi. Ligin 2020'nin son maçıydı. Gollü geçti. At Atakaş Hatay tebrik etmek lazım. Gerçekten Ömer Hoca da işini biliyor. E, tabii şöyle söyleyeyim. Bu 15 hafta içinde takımlar bakalım. Şimdilik 6. sıraya kadar da yükselmeye başardı. Ya zaten At Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatay Spor zaten iyi e, iyidirler. Yani ligi çıkar çıkmaz da kötü sonuçlar almadılar yani. Ama o bir pandemi falan işte e, salgın olunca Hatay Spor bir duraklamıştı. Tekrar düzelme yönüne gitti ve başarılı da olmaya başladı. E, kazanmaya devam ediyor. E, evet. E, herkese iyi seyirler diliyoruz. Herkesin yeni yılını kutluyoruz. İnşallah 2021 yılı Herkese hayırlı olur. Sağlıklı, saadetli olur. Herkese iyi seyirler diyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.